Ne oldu Kadir? Neye gülüyorsun? Ay, aklıma ne geldi? Ben öyle yöresel bir programsınsam, böyle gitsem abla bir gözleme yapmış böyle şıngır şıngır parıl parıl. Evet, hepinizi bekliyoruz bu muhteşem gözlemelerden, muhakkak yiyelim. Kaydı kestik. Abla, bu yağ içinde nasıl yiyeceğim ben bunu? İlahi Kadir, alemsin vallahi. Ya da abla böyle açıyor. Evet, ablam inanılmaz yufka açıyor, görüyorsunuz. Evet, ve birazdan gözlemeni yiyeceğiz. Kız üstüne hep onu ettim. Ben bu kıyafeti İstanbul'dan. Yalnız ben öyle program susam kesinlikle gözlemenin büyüğünü alırım. Artık yayını kestik derler ama ben hala kesmem. Evet, ablam bir yandan gördüğünüz gibi yufkasını hızlı hızlı açıyor. Kız biraz kendini abart şu kamerada. De ki şu yöle yufka bak, nasıl açıyorum, nasıl güzel açıyorum. Ablam asla kendini abartmayı sevmiyor. Ablam gösterişi sevmiyor. Aynen, canım ablam. Dedi. O zaman sen bunu aç, ben köfteleri yuvarlayayım. Yok, tamam. Ondan sonra baklavanın bitiminde görüşmek dileğiyle. Şimdi kıymamız kavruluyor bir yandan. Bunu bırakıyorum abla, suyunu muyunu salsın. Yaprağın içini yapıyoruz. Yaprağın içi için malzemeleri sayalım ablacığım. Şimdi pirinç koyduk, salça koyduk, nane koyduk, pul biber koyduk. Kadir, bunu hemen şey yapmamız lazım. Benim pilava geçmem lazım bir kıyıda. Böreğin yapılması lazım da kavuşturabileceğim ben şimdi. Edersin, edersin, eder. Bu tavuk suyunu neyde kullanacağız, pilavda mı? Çorbayla pilavda. Tamam, sen burada duruyor. Bir tuzuna baksana, sen tadına tuzuna. Ama tadını tuzunu söyleyemem ki ben sana. Vallahi benim hiç şeyim yok. Ağzım dilim kuru, ben hiçbir şey anlamam. Gülizan Hanım, Kadir kural gereği size yemek konusunda hiçbir şey söyleyemez. Diğer yarışmacılara haksızlık olur. Çünkü ben sana söyleyemem onun tuzunu tadına. O yasak. Sen onu yap, ben de bu böreği yapayım hemen. Ah, sen bir su iç. Bu yaprak sarmasını sarmamız lazım bir an önce. Evet, hemen hemen. Hemen sarıp asla çorbayı mı atsak önden? Şimdi bu çorbanın suyunu mu koyacaksın, tavuğunu mu koyacağız? O köfteler pişse mi bir an önce? Tam 1 saat 21 dakikamız geçti. Şu ana kadar neler yapıldı? Şu an bir baklava yapıldı. Bir baklava yapıldı ama diğerleri de devam ediyor. Tabii tabii, böreğimizin yufkaları açılacak birazdan, hazır. Kıymamız kavruluyor, baklavanın şerbeti hazır, yaprağın içi hazır, yaprak sarılacak. Bu çorbanın şehriyeleri pişti mi abla? Bir bak, bir bak canım benim, bir bak. Gülizar Hanım, bütün Sivas şu anda neyi merak ediyor biliyor musunuz? Gülizar Hatun, yemekleri yetiştirecek mi, yetiştiremeyecek mi? İnşallah yetiştireceğiz. Bu çorba kaynayınca önce köfteyi mi atacağız terbiyeyi? Yok, köftelerini tereyağında kızartacağım, ondan sonra koyacağım, ondan sonra terbiyesine geçeceğim. Hadi hadi bir özet geç bakalım, ne hazır ne hazır değil. Börek fırında İslim kebabının köftesini yiyorum, hemen patlıcanları şıpşak kızartıyoruz. Çorbamız kaynıyor, köftelerini kızartıp içine atacağız. Patlıcanlar için yağ koyduk, sarma pişiyor. Kız, neyimiz kaldı? Tatlı mı kaldı? Tarator! Tatlı hazır, taratora geçeceğiz. Evet, şu anda İslim kebabının köftelerini kızarttık. Abla, şu köfteleri buradan alayım. Bunun yanına patatesle yapacak mıyız? He, pazar kahvaltısı hazırlıyoruz burada sana biz. Yok, yapmayacağız. Kız, yok, o şaka diyor. Perdeli pilav var mı, perdeli pilav? Perdeli pilav perdeli yok pilav da. Pilav var daha ortada. İyi de bu kaynaya kaynaya çorba şuraya döndü kız. Kapat, kapat altın onu, kapat. 50 dakika kaldı ona göre. Kapattım 50 dakika. Perdeli pilav ne zaman olacak? Az önce Şenay Hanım aradı. Hazırsanız gelelim dedi. He, dursun Leybe, dur. Kerevizi hemen. Hemen 5 dakikada meşankatli soyuyorum. Hemen onları rendeliyorum. Ablam taratoruna geçecek. Abla, pişireceğim mi kerevizle salı şeyi? Neyi? Evet evet, soteleyeceğim. Tamam. Ben bunu şey yapacaktım ya, yine ıslamayı unuttum, görüyor musun? Kadının bir büyük bir problemi unutmak. Vallahi ben Hristiyan abla sürekli unutuyor. Abla, soyacak var mı? Sen de havuç mavuç soyacaksın. Var var. Nerede? Çekmecelere bak Kadir. Şu an diyor bana bir şey sorma. Ne yapıyorsan yap. Yaşba, ana kız, bunlar ne biçim yaş badem almışlar? Uuu, insan soyulmuş yaş badem alı be. Tüh. Ben sana öğlen demedim mi bu mutfağa git, malzemelere bak diye? Ben alıyorum ama böyle alıyordum. Bunu İşte ben sana dedim ya abla, mutfağa git, malzemeleri kontrol et diye. Ya bilmiyorum ya vallahi. Aha, şimdi bir daha şok oldum ben. Neyse, koy söyleriz, ekip onu almış deriz kızlar. Yarışmacıların hepsine diyorum ki lütfen öğle arasında malzemelerinizi tek tek kontrol edin. Ben hiçbiri gelip bunlardan alıyorum. Ama ben sana dedim. Abla, kaynar su dök, üstüne soyulsun onlar. Yağ koydum. Ha, içine attın mı ki badem? Evet. Tamam, neyse, öyle yesinler, bir şey olmaz. Öyle yesinler oğlum, ağızlarına gelirse ne olacak? Ya ben şimdi sinir oldum ya bu şey ya. Böyle şey yapamaz. İyi de tabaktakine niye bakmadan döktün sen?
Perde pilavın hamurunu yoğurdun mu abla sen? Yok. Neler koydunuz onun içine? Yeni bahar, karabiber, kırmızı biber. Allah'ım elim ayağıma dolandı yarabbim. Sana tansiyonlarımız düştü yemin ediyorum. Bakalım ablamın süresi yetecek mi? Yemek değer yetişecek mi? Hadi hepsi birazdan enem aratmenim de unutmayın ki. Bugün 15 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım 15 bin TL'yi bugün kim alacak? Hepsi enem arat benimle. Ayrıca birinci olamayanlara da sürprizlerimiz var. Hepsi birazdan. Evet, şimdi eksik kalan bir şeyimiz var mı? Bir çorba kaldı, bir de salata kaldı. Yeşil salata. Yoğurt, yoğurt, yoğurt. Allah Allah. Bakın yoğurdunuz orada. Kız aha ya abla. Abla bu çorbayı şimdi dökeceğim hemen. Dök, 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 dök. Sen dök, kesilir mesilir başıma iş alamam ben. Alacağın içine katacaksın. Tamam. Kesilmesin diye ısıtacaksın onu önce. Bir de bunu döktün mü tek yönlü karıştıracaksın. Niye? Yoğurt kesilmesin diye işte. Bu arada son 15 dakika. Ay abla çabuk. Ha ben bir şey yapmam lazım. Salatanın zeytinyağını sosunu. Hadi hemen hazırlayın. Çabuk olun, acele edin. 40 saniyeniz var. Allah'ım bu ne biçim limon o? Son 30 saniye. Son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Tamam. Bitti, bitti. Geldik. Ay anam 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 anam. Anam kız bunun üstüne yanmış ya. Hadi durmayın, çıkartın onu. Vay anam vay vay anam vay anam vay vay anam. Neyse ortasını alırız. Otur otur oraya otur. Biz dinlenelim. Çekin şuraları şöyle bakalım. Şu an her yer yanmış yakılıyor. Hiç Gülizar'ın mutfağı bu hale gelmiş. Hiçbir şey düşünmüyorum. Yemekler tadında tuzunda olsun da. Gerçekten çok stresli iş ya. Gülizar Hanım, siz bugün bu kadar paniklediniz ama bir de dünkü yarışmacımızı düşünün. Onur Bey de mantığı açtı. Onur da şeylerde çalışıyor canım. Aşçı canım, bir de o kaç yaşında çocuk, genç i̇şte yani. Ama siz de yufkacısınız. Yufkacı da ben ömür boyu yufkamıştım. Ablam onun yaşındayken dağlara aşıyordu, dağlarla dalaşıyordu. Elgi değilsin, aslında dağlardan çık da bir Gülizar de bana sana ne diyecek. Değil mi? O da daha 20, oğlumdan daha ben bir oğlum. Aldın mı ağzını, payını aldın. Kalk abla, gidiyoruz. Gülizar Hanım, günün sonu gelmişken sizden bir şarkı, türkü bir şey duyalım. Hadi patlatın bir şey. Neye hafif? İyi bir şey patladık kesin. Ne patladık? Ne diyek? Huma koşu yükseklerde seslenir. Onu yar koynunda bir çift suna beslenir, beslenir, beslenir. Yavru yavru sen aklına kirpiklerin ıslanır. Islanır. Oy ben alem ki gülüm eğlene eğlene. Belki deli gönül ıslanır. Kalk. Kalk gidiyoruz, kalk. Kalk, kalk, kız kalk. Ben buranın neresinde yemek koyacağım? Allah'ım. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.